Aleyhi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la nebiyye ba'de. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbül kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahu rabbus semavati sebi ve rabbul arşil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun cemaat-ı müslümin. Allah Celle Celaluhu cumanızı mübarek eylesin. Size de ümmetinize de merhamet eylesin. İşlerinizi ıslah eylesin. Sıkıntılarınızı gidersin. Dertlerinize deva, hastalıklarınıza şifa ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayeti kerime İsra suresi 39. ayeti kerimedir. Önümdeki Mushaf-ı Şerif'in 285. sayfasında. Buraya kadar olan ayet-i kerimeleri görmüştük. Bir önceki haftayla bu dersi birbirine bağlamak için daha önce bir özet yapıyorduk geçmiş ayetleri ama bu sefer ayetin içerisinde bir bağlantı olduğu için bunu ayeti başlayarak yapalım inşallah. Allah Celle Celaluhu bu 39. ayette İsra suresi buyuruyor ki Bismillah. Zalike işte bunlar yani 1'den 38'e kadar açıklanan ayeti kerimeler mimma avha ileyke rabbuke Rabbinin sana vahyettiği minel hikme, hikmetlerden olan ayetlerdir. Bu ayetler önce şu bir hakikat, Allah Celle Celaluhu senin Rabbin, seni yaratan, seni besleyen, seni büyüten, seni maddi manevi geliştiren, her türlü ihtiyacını karşılayan, seni terbiye eden, edeplendiren Rabb-u Teala'nın ayetleridir. Sen bu ayetlere mazhar bir peygambersin. Buradan bu anlaşılıyor. Vahiy herkese inmez. Vahiy ancak peygamberlere gelir. Allah'tan ancak Resuller ve Nebiler, parça peygamber demişiz, Türkçe elçi diyebiliriz. Allah ile insanlar arasında elçilik yapan bu yüce insanlara vahiy gelir. Vahiy geldi mi bir insana ya doğrudan doğruya Allah'tan gelir ya da vahiy getiren melek Cebrail aleyhisselam aracılığıyla gelir. Evha ileyke rabbuke, Rabbinin sana vahyettikleri. Onun için Fetih suresinde de açıkça beyan buyurulduğu gibi bu ayetlerden anlıyoruz ki Muhammedun Resulullah. Muhammed Resulullah'tır. O yüzden biz de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Ve buna gözümüzde görüyormuş gibi şahitlik yaparız. Eşhedü, ben şahitlik yaparım. Biliyorsunuz şahitlik yapmak da gözümle gördüm ki demektir. Kulağımla duydum ki, bana dediler ki olmaz. Bir kitaptan okudum ki olmaz. Kulağıma çalmıştı, gelmişti, böyle şahitlik olmaz. Şahitlik demek, gözle görmek demektir. Eşhedü, ben şahitlik yaparım. Yani gözümle görsem bile fark etmez. O derece sağlam
inanırım. Şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz. Neye? Enne Muhammeden, hiç şüphe yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu ve resuluhu, o Allahu Teala'nın kuludur ve resulüdür, elçisidir. Minel hikme, hikmetler, bu ayetler, bu inen vahiyler boş söz değildir. Boş söz değildir. Faydasız değildir. Tam aksine baştan sona insana faydalı, aileye faydalı, cemiyete faydalı, devlete faydalıdır. Baştan sona ilimdir, baştan sona hikmettir. Yani hem bu dünyaya hem de ahirete yönelik kazançlar, faydalar sağlayan sözlerdir. Şimdi ayet-i kerimenin başından beri bir tarafa bırakalım. Sadece şu yaklaşık 10-12 ayet-i kerimenin içerisinde Allah Celle Celaluhu bakın nasıl bize bazı hikmetlerin şöyle hatırlatıp geçelim. Birinci hikmet şuradan alalım. Bismillah. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ Allah Celle Celaluhu senin Rabbin hükmü verdi ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyesin. İbadete layık biricik mabud Allah'tır. O yüzden اِيَّاكَ نَعْبُدُ Ancak sana ibadet ederiz. Senin emrin geçer. Senin hükmün geçer. Senin şeriatın geçer. Sen ne dersen o olur. Kayıtsız ve şartsız, mutlak itaat ancak Allah'adır. Allah Celle Celaluhu'nun dışında yetkisini Allah'tan aldığı için Peygamber Efendimiz'i de buraya dahil edelim. Onun ötesindeki insanlar kayıtlı ve şartlı itaat olursa. Kayıt ve şart nedir? Allah ve Resulünün emrine uygunsa itaat edilir. Allah ve Resulünün emrine aykırı düşüyorsa, ters düşüyorsa, onunla tezatsa, çelişkiliyse itaat edilmez. Mutlak itaat Allah'a aittir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Sonra bu tevhid, Allah ve bunun hesabının sorulacağı ahiret gününe iman her hayrın başıdır. İnsanlar iyilik yapar çünkü dirilip hesap verecektir. İnsanlar kötülüklerden, zarardan, ziyandan kaçar çünkü dirilip hesap verecektir. Çok önemlidir. Sonra ana babaya iyilik, onları azarlamama, öf bile dememe, biri ya da ikisi birden yanında yaşlanırlarsa bunları bir veli nimet, cennete bir sebep bilme ve seve seve bakma. Allah'ım bunlar küçükken bana nasıl şefkat ve merhametle baktılarsa sen de bugün bunlara şefkat ve merhamet göster diyerek dua etme. Değerli kardeşlerim, bu sayılanların hepsi hem birey kendisi, kalbi, ruhu, aklıyla barışık, huzurlu yaşaması, hem ailenin barışık, huzurlu, sağlam yaşaması, hem cemiyetin, toplumun sağlam, barış, huzur, esenlik, refah içerisinde yaşaması, dolayısıyla devletin barış içinde, huzur içerisinde, refah içinde yaşamasının temellerini söylüyoruz şimdi. Bunların birincisi aileye sahip çıkma. Ailenin direği ana babadır. Sonra evlatlar gelir. Karşılıklı hak ve hukuk gelir tabi. Ana babaya karşı vazifelerimiz, ana babanın da evlatlarına karşı vazifelerini hatırlatır. Sonra toplumdaki muhtaçlara sahip çıkma. En yakın akrabadan başlayalım. Herkes en yakınına dikkat kesilirse toplumda kimse aç kalmaz. Akrabalarım arasında birisi aç geceleyecekse benden sorulur. Onu en iyi ben bilmeliyim. Benim gücüm yetmiyorsa وَلَا يَحُدَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Bu da ayıptır. Gücü yeten birisine gidecek diyeceğiz ki falan mahallede, falan evde bir aç var, onu doyurar. Bunu başkası bilmez. Bunu akrabası bilir. Bilmek zorundadır. Herkes kendi muhtacına bakarsa memlekette muhtaç kimse kalmaz. Gücünün yettiği yere kadar, yetmediği yerde yeten insanlara ya da devlete başvuracaktır. Devlet onun çaresine bakacaktır. Demek ki bir toplumun
temel değerleri, üstünde oturduğu prensipler, ilkelerden birisi budur. Toplumda aç, muhtaç kalmayacaktır. Fakirlere bakılacaktır. Adam memleketinde zengindir ama yolda kalmışsa onun da elinden tutulacak ve yoluna yollandırılacaktır. Fakat bu mallar hayırlı hayırlı kazanılırken, iyilik yollarına böyle sarf edilirken asla ve kat'a israf edilmeyecektir. İnsanlara iyi davranılacak, güler yüzlü tatlı dilli olunacaktır. Şayet bir muhtaç sana halini arz eder, ihtiyacını gideremeyecek kadar sende de yoksa, o zaman yine yumuşak sözlerle, güler yüzle olursa inşallah diyeceğiz veya olması için başkalarına şefaat edeceğiz, yardımcı edeceğiz ama asla ve kat'a yüz çevirmeyeceğiz, yok saymayacağız. Böyle bir topluma hiçbir terör, komünistik, sosyalistik gibi insanları birbirine düşürücü, fitne ve fesat, fakirle zenginin arasını açıcı, onda var sende yok, niye, onun büyüklüğü nedir? Biz gelirsek herkes alacak, herkese ciddi atacağız gibi fikirler kökünden kesilecek olur. O yüzden toplumun temelinde hayırlı mal kazanmak, çalışarak kazanmak, israf etmemek, eli açık olmak, cömert olmak, hayır yollarını harcamak vardır. Allah dilediğinin rızkını açar, dilediğinin rızkını daraltır. İnsanlar asla ve kat'a adamlığı, yiğitliği, efendiliği paradan, güçten, kuvvetten, makamdan, şöhretten bilmemelidir. Adam ne kadar zenginse o kadar büyük adamdır değil. Adam ne kadar fakirse büyük adamdır, o da değil. Adam ne kadar Allah'ı bilir ve takvalı olursa o kadar adamdır. Adam olmanın yolu ilim, irfan ve takvadan geçer. Zenginlik de bir imtihan, fakirlik de bir imtihandır. Allah Celle Celaluhu dilediğine bol verir, onu öyle imtihan eder. Dilediğine dar verir, onu da öyle imtihan eder. Çocuklarımızı rızık korkusuyla öldürmemek, zina etmeme, adam öldürmeme, can yakmama. Birisi bir adam öldürmüşse bunun karşısında kendisinin de bir cezası vardır şeriatta. O cezayı çeker. Maktul tarafı haddi aşmamalı. Allah'ın kendisine vermiş olduğu yetkiyle kalmalıdır. Yetimlerin, zayıfların malları korunmalıdır. Toplum içerisinde en altta, en zayıf insanlar babasını kaybetmiş küçük çocuklardır. Bunların malları korunmalı, terbiyeleri yerinde yapılmalı, topluma hayırlı bir insan olarak kendisi kazandırılmalı, malı da bereketlendirildikten sonra gücü kuvveti eline aldığında, aklı başına gelip tam adam olduğunda şahitlerin huzurunda teslim edilmelidir. Söz verdiği zaman bir Müslüman sözünde durmalıdır. Bir şey ölçüyorsa metreyle ölçüyü tam yapmalı. Kendi alırken kısa tutup ele satarken uzatmak veya bir şeyi terazide tartarken terazinin tartışıyla oynamak. Bunlar toplumu helak eden unsurlardır. Bunlara dikkat eden, dolayısıyla hakka saygılı, hukuka saygılı, Allah hakkına, insan hakkına saygılı bir toplum, hikmetli bir toplumdur. Dünyanın ortak değerleridir aslında bunlar. Ölçerken, tartarken, ölçüye tartıya
dikkat etmek, doğru ölçü, doğru tartılarla tatmak lazım. Bunlar sonuç itibariyle herkese hayır getirir. Yani sana da ey satıcı, sana da ey alıcı, bu daha hayırlıdır. Onun için benim için daha hayırlıdır diye hayırlısı hangisidir diye şeytanın ya da cahil nefsin vesveselerine aldırmamak lazım. Değerli kardeşlerim, hakka, hukuka bağlı kalmak, hukukun üstünlüğüne saygı duymak herkesin hayrıdır, herkesin iyiliğidir. Seni ilgilendirmeyen işlerin peşine düşme. Hayatta Allah'ı bilme, sevme, tanıma, dinini öğrenme, ilim öğrenme, yapacaklarını öğrenme, sonra bunları amel etme, ihlas ve samimiyetle yaşama, bunları evlatlarına anlatma, etrafına anlatma, topyekun insanlığa anlatma. Bir sürü yapacağın işler var hayatta. Boş işlere vaktin yok. Boş sözlere vaktin yok. Onun için faydası olmayan, ne dinine, ne dünyana, ne ahiretine faydası olmayan boş iş, boş sözlerle vakit geçirme. Seni ilgilendirmeyen işlerle niye ömrünü tüketiyorsun? Peşine düşme. Çünkü her andan sorumluyuz. Göz de sorumlu, kulak da sorumlu, akıl da sorumlu, gönül, kalp de sorumludur bunlarda. Yeryüzünde mütevazi ol. Gururlu, kibirli olma. Şımarık yürüme. Çünkü sen başını havaya kaldırmakla dağlara erişemezsin. Tak tak yere ayaklarını vururken gurur kibirle arzı da delemezsin. Evveli bir damla pis su, ahiri de evinde oğlun bile üç gün misafiri etmeyeceği bir les. Allah'ın sana verdiği beden içine ufledi ruh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve bu iman amel ile ahlak ile altı doldurulursa güzel bir insansın. Bunu unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, bunlar insanlığın ortak değerleridir. Ortak faziletler, ahlaklardır. Dünyanın hangi hukukuna giderseniz gidin. Dine saygı, peygambere saygı, aileye saygı, hasreten anne babaya saygı, fakir fukaraya, muhtaçlara yardım, mütevazi olma, gururda kibirden uzak olma, ölçü tartıya dikkat etme, adam öldürmeme, yaralamama, sövmeme, hırsızlık yapmama, fuhuş, zina yapmama, evlatları öldürmeme, bilakis onlara hayat verecek ilim ve terbiye verme. Bunlar bütün dünyanın ortak değerleridir. Kim öğretiyor? Hazreti Adem'e indirdiği İslam dini aynı din, Hazreti Muhammed'e indirilen din aynı dindir. Bu iki peygamber arasında insanlığın gelişimine göre Allah yeniden her peygamberlerle bu ortak değerleri öğretmiştir. İnsan hakları evrensel beyannamesi diye övünüyorlar. Siz o beyanname sene kaçta yazıldı? 1800-1900. Peki Hazreti Kur'an ne zaman indirildi? Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Musa'ya Tevrat ne zaman verildi? Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 suhuf peygamber olarak gönderildiğinde ne zamandı bir düşünür müsün? Demek ki bütün dünyaya en güzel ahlak ve fazileti, hakkı ve hukuku din sunar. Dine düşman olmak, insanlığa düşman olmaktır. Dine düşman olmak, hukuka düşman olmaktır. Dine düşman olmak, faziletlere düşman olmak. Dine düşman olmak, insanı hayvan mertebesine indirmektir. Bir toplumun canını okumaktır, dine düşman olmak. Ama bu toplumda maalesef geçen asırların Avrupa'ya iyileşmek,
garplaşmak, batılılaşmak tabiriyle tuttuk. Kendi dinimizden, medeniyetimizden, kitabımızdan koptuk. Daha doğrusu zorla koparıldık. Sopayla. Hayvan sürer gibi bu milleti yönlü kıbleden aldılar. İslam medeniyetini çıkarıp Garp medeniyetini, Batı medeniyetini zorla soktular. Bazen de açık açık övünür gibi söylüyorlar. Bunu kimseye danışmadık. Danışmadınız tabi. Bu milletin dini değiştirirken, yazısı değiştirirken, kılığı değiştirirken, kıyafeti değiştirirken, mektebi medresesi değiştirirken, hukuku değiştirirken sordunuz mu millete? Sormadılar. Neden? Abi bunlar anlamaz ya. Bunlar ne anlar? Bunlar hayvan gibi insanlardır, cahildir. Hani bir söz var ya, kızı gönlüne bırakırsın ya davulcu ya zurnacıya. Bu Müslümanları kendi haline bırakırsan Kabe'ye giderler bunlar. Baldırıp çıkla, pis Araplarla arkadaş olurlar. Çağdaş dünyayı ne anlar? Çağdaş uygarlık düzeyinde ne anlar? Batı medeniyetini bilmezler. Bunları zorla da olsa biz onların içerisine götüreceğiz. Sonunda bize teşekkür edecekler. İyi etmişsiniz ya. Bizim aklımız yetmiyordu. Bizi zorla buraya getirdiniz. Ama iyi etmişsiniz. Teşekkür ederiz derler. Jacoben anlayış. Hala işte televizyonlarda gündeme geliyorlar. Bir konuyu araştırıyordum internette. Orada bir adam çıktı karşıma. Profesör bilmem ne. Türkiye'nin en büyük profesörlerindenmiş. Çok konuşmasına ve televizyonlarına çıkmasına bakarsanız öyle. 5 dakikada Kur'an'ın içinde çelişkili bilgilerle dolu bir kitap olduğunu ispat eden ilim adamı. Breh, breh, breh. Ben de girdim merak ettiğim için. Tıkladım biraz. Bu adam 5 dakikada, alt üstü 5 dakikada Kur'an'ın nasıl yanlışlarını ortaya koyuyormuş diye sersem budala. Arapça bile bilmez. Arapça bile bilmez. Kur'an'ı eline almış da içindeki yanlışların bilimsel gerçeklerle çürütüyormuş Kur'an'ı. Yazıklar olsun. Ve bunlar çıkıyorlar işte Müslümanlarla dalga geçiyoruz. Kimsiniz siz diyor. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ben Müslüman, babam da Müslüman, dedem de Müslüman, dedemin dedesi de Müslüman, dedemin dedesinin dedesi de Müslüman. Bu topraklar Müslüman, bu camiler, bu tekkeler bizim tapulu mührümüz. Sen kimsin kafir? Sen kimsin? O mevzuları araştırırken işte internetlerde bir şey araştırırken bir sürü şeylere de takılıyorsunuz. Bir başka çakal gördüm, uyurt duruyor, açtım. Bu memlekette biz ne dersek o olur. Vay! Biz de zannediyorduk ki memlekette cumhuriyet var, demokrasi var. Halk ne derse o olur, halkın iradesi. Hayır, halkın iradesi ne? Biz ne dersek o olur diyor. Sen kimsin? Hangi Yahudi var, hangi Siyonist var, hangi Mason var, hangi Farmason var senin arkanda? Kimsin sen ya? Kelayla kuşları, devriniz bitti sizin. Artık Kur'an konuşuyor elhamdülillah. Artık Kur'an konuşuyor. Zalike bütün bu sayılanlar mimma avha ileyke rabbuka Rabbinin sana vahyettikleri minel hikme hikmetlerden. Sen hikmeti gel Kur'an'dan öğren. Vahiden öğren.
وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Onun için Allah'tan başka bir ilah edinme. Allah birdir. Başka Tanrı yoktur. Sakın başkasını sevme, Tanrı deme ve itaat etme. İki hafta önce Tanrı, mabut nedir? İzah etmiştik. Bir tek cümleyle hatırlayalım mı? Mabut, Tanrı, son derece sevilen ve itaat edilendir. Son derece sevilen ve kendisine ibadet edilene ne Tanrı denir, mabut denir. Senin son derece sevdiğin ve itaat ettiğin, boyun eğdiğin kimdir? Kulluk ettiğin kimdir? Allah ise Allah. Kadın ise kadın, Tanrı'ndır. Altın ve gümüşse senin Tanrın altın ve gümüştür. Sen para kazanmak için her haltı yiyorsan, gelsin de nasıl gelirse gelsin diyorsan, senin Tanrın altın ve gümüştür. Paradır, puldur. Sen Allah'ı seviyor ve itaat ediyorsan, neye mal olursa olsun ben Allah'ın kuluyum ve ona itaat ederim dersen, hakikaten Allah'ın kulu olursun. O zaman hiçbir Tanrı'nın hükmü sana geçmez. Zaten o tür Tanrılar mevhum Tanrılardır. Ankebut, örümcek ağı kadar, Beytül Ankebut. Ev diyelim biz örümcek ağına, örümceğin evi. Pençenizi attığınız zaman nasıl avucunuzda parçalarsınız? Diğer dinler ve tanrılar aynen öyledir. Hakikat şudur, Allah'tan başka tanrı yok. Eğer farklı bir inancın olursa, İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz, Allah'ımı bırakır da keyfin, nefsin, şehvetin, arzun, güdün, iştahın ne çekiyorsa onun peşinde gidersen, helala harama bakmadan onlar senin tanrın olur ve o zaman fetulka, atılırsın sen fi cehennem, cehennemin içine melûmen, melûm bir şekilde levm edilmiş. Adam yerine konmamış. Kınanmış ve ayıplanmış. Madhura. Hani kıçına bir tepik vurdu ve kovuldu derler ya, aynen öyle. Hor ve hakir kovulmuş olarak atılsın. Manzarayı şöyle bir gözünüzün önüne getir. Adam dünyada yanına yaklaşılmaz. Fakat Allah defterini dürmüş cehennemlik, zebanilere teslim etmiş, alıp götürüyorlar. Dünya hayatında benim şöyle hükmüm geçerdi, böyle makamların adamıydım, şu kadar efendim paralarım vardı, milyar milyar sayıştırıyor adam. Bana böyle yapamazsınız. Dinler mi seni zebaniler? Veya sen de bu dil kalır mı o zaman? Bu dil kalır mı sende o zaman? İleride gelen ayetlerde bu dilin kalmadığını gösteriyor. Kınanmış, ayıplanmış, değersiz bir şekilde kıçına bir tekme vurulup kovulmuş gibi cehennemin içerisine atılıp gider. Evet, Allah insanı eşref-i mahlukat olarak yarattı. Suretini de çok güzel yarattı. لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيدِ En güzel kıvamda, en güzel biçimde. Biz zaman zaman burada diyoruz, insanın şöyle bir yaratılışına bakın ya, Subhanallah. Ne gül, ne lale, ne sümbül, ne yıldız, ne güneş, ne ay. Hiçbir insandan daha güzel değil. Bu ne harika bir yaratılış. İçi ayrı bir harika, dış görünüşü ayrı bir harika. En güzel kıvamda. لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ Sonra da onu esfele safillere attık gitti. Aşağıların aşağısı. Çukurların en dibini. Niye? Çünkü illa olmadı. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman etmedi. İman edenler öyle değil.
Ve amilussalihat, ben de Müslümanım demekle de yetinmiyor. Müslümanlığın gereğini de yapıyor yani. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Zenginse zekatını veriyor, hacca gidiyor. Adam öldürmüyor, zina yapmıyor. Kumar oynamıyor, içki içmiyor, faiz yemiyor. Başkasının malına, canına, ırzına, namusuna el, dil uzatmıyor. Adam gibi ahlaklı ve faziletli yaşıyor. Onlara kesintisiz mükafatlar var cennetlerde. Ama imanını kaybetmişse, ameli Allah Celle Celaluhu'nun istediği gibi değilse, başka tanrılara kul olmuş ve öyle yaşıyorsa, bir materyalist olmuşsa, bir pozitivist olmuşsa, bir komünist olmuşsa, Hazreti Muhammed'i taklit edeceğine kendi zamanında yaşayan bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı bulmuş lider, onu taklit ederek o gavur gibi yaşıyorsa, onun dış görünüşünün güzelliği, içinin muhteşemliği neye yarar? Ne değeri var ki? Atar onu Allah cehennemin dibine. Hor ve hakir olarak, kınanmış olarak. Afa asfakum rabbukum bil benin ve tehaze minel melaiketi inasa. Ey müşrikler, hali vaziyeti bu olanlar, Allah'tan başkasına tapıp da sonunda geberdiğinde tekrar dirilip kınanmış, ayıplanmış, kahredilmiş bir şekilde cehenneme fırlatılıp atılanlar. Afa asfakum rabbukum bil benin. Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da vettehaze minel melaiketi inasa, melekleri kız çocukları olarak kendisine mi aldı? İnnekum, hiç şüphesiz ki sizler letekulun, böyle lakırdılarla söylüyorsunuz. Kavlen azima, vebali çok büyük. Çok ayıp, çok terbiyesiz laflar söylüyorsunuz. Allah'a karşı. Tabi bu ayetleri anlamak için o günün Araplarının, cahiliye Araplarının anlayışlarını tekrar biliyoruz. Dönmek lazım onu. Neydi o? Onlar Allah'ı biliyorlardı. Yerleri gökleri kim yarattı desen Allah diyorlardı. Ama yeryüzünde kendilerini Allah'a güya yaklaştıracak, Allah katında güya kendilerine şefaat edecek bir sürü de tanrı ediniyorlardı. Her evde tanrı vardı. Taştan, ağaçtan yotmuşlar. Her dağda, her vadide, her beldenin ayrı tanrıları vardı. Kabe'nin içine de 360 tane put koymuşlardı. Dışında da Lat, Menat, Uzzat gibi ayrı vardı. Huzurunda kurban keserler, üstüne böyle sürerler, yanında tavaf ederler, onlara tapınırlar vesaire vesaire vesaire. Allah'a inanmakla beraber başka varlıkları Allah'a ortak koşarlar. İslamiyet la ilahe illallah diyerek geldi. Allah'tan başka tanrıyor. Ve bu adamlar kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. 3 hafta evvelki derslerimizde geniş geniş anlattım. 2 sebepten. 1, ne işe yarar bunlar? Ekmek getirmezler, hazır yiyiciler. Erkek olsa savaşır, çalar, çırpar, toplar, getirir. Kız öyle. Kadına değer vermezler. İkincisi, fuhuş aracı. Konumu çok düşük. Sosyal hayatta hep pisliklerle erkeklerin şehvetlerinin birer pis bir aleti. Benim çocuğum böyle olmasın diye şerefli ve haysiyetli insanlar güya kız çocuklarını büyütmeden öldürürler. Bir, fakirlik korkusu. 2, namus, rezillik düşüncesiyle. O yüzden birkaç hafta evvel وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَقْ ayetiyle bunu uzun uzun anlatmıştık. Şimdi birisine kız çocuğun oldu dediği zaman diyor ayeti kerime kara kara düşünün. Ulan bu çocuğu ne yapsa? Tuh! Rezil olduk. Öldürsek mi bu çocuğu? Yaşatsak mı diye. Alır bir düşündü. Suratı kapkara.
Ey bu asırda kız çocuğu dünyaya geldi dediği zaman avradına kızanlar, gene mi kız doğurdun diyenler, bundan hoşlanmayanlar, sizin bu cahiliye gavur Araplarıyla bir inanç bağınız mı var? Duyuyoruz ki bazı babalar çocukları kız olduğu zaman avratlarına kızıyor, hatta onları dövüyor, küsüp gidiyorlarmış. Yazıklar olsun. Bu ne beyinsizlik? Kız çocuğunu adamdan saymamak, kız çocuğunu mirastan mahrum etmek, ölmeden malları erkeklerin üstüne yatırıp kızları onların eline bakar hale koymak. Yazıklar olsun size. Bu nasıl babalık? Bu nasıl merhamet? Bu ne biçim insanlık? Adamın babası öleli 40 sene olmuş, daha kızına mallarını vermemiş. Bölüşmedik hocam, bölüş. Lan ne zaman bölüşeceksin? Yediğin içtiğin haram. Sen nasıl Müslüman? Şimdi kız çocuğu dünyaya geldiği zaman yüzü kapkara kesilen, ne olsak ola, öldürsek mi ola diye kara kara düşünen adamlar meleklere Allah'ın kızları diyordu. Lan soytarılar. Siz kız çocuğunu istemiyorsunuz, Allah'a kız çocuk veriyorsunuz. Size gelse beğenmediğinizi niye Allah'a diyorsunuz? Yani meleklere niye kız diyorsunuz meleklere? Erkek deyin bari. Sonra kim meleği görmüş de erkek mi kız mı anlamış? Ahmak adamlar. Bir kere işin doğrusu, meleğin cinsiyeti yoktur. Melek nurdan yaratılmıştır. Erkeklik, dişilik yoktur. Melek yemez, içmez. Melek Allah'a isyan edemez. Öyle bir kabiliyeti yok zaten. Melekler bizim kardeşlerimizdir ve bizim duacılarımızdır. Melekler kız değildir, oğlan da değildir. Cinsiyetleri yoktur. Sen erkeği seçiyorsun kendine, Allah'a da kız çocuğu veriyorsun, öyle mi? Bu Allah'ı insandan daha değersiz görmekten başka nedir? Tu utanmaz, kalkmış bir de ona tapmaktan bahsediyorsun. Bu ne beyinsizliktir ya? Bu ne beyinsizliktir? Öyle bir söz söylüyorsun ki gökler dayanmaz, çatırdar bu söze ya. Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisine meleklerden kız çocuklar edindi, öyle mi? İnnekum sizler hiç şüphesiz letekulun, öyle bir söz söylüyorsunuz ki kavlen azima. Bu çok büyük bir sözdür. Bunun vebali, bunun akibette getirdiği cezası öyle az bir şey değildir. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ hiç şüphesiz صَرَّفْنَا biz tasrif ettik. Tekrar tekrar söyledik, aktardık, anlattık. Fi hazal Kur'an, bu Kur'an'ın içerisinde. Okursanız görürsünüz. Üstünde düşünürseniz anlarsınız. Zaten biz bunları velakad sarrafna fi hazal Kur'an, bu Kur'an'da bunları tasdif ettik. Niçin? Li yezzekkaru, tezekkür edesiniz diye. Oradan bir ders alasınız diye. İbret alasınız diye. Aklınızı başınıza toplayasınız diye. Ve ma yeziduhum illa nufura. Ama bunların ancak
nefretle kaçmasını sağlıyor bu Kur'an. Çok ilginç bir yere geldik değerli kardeşler. Aynı ayetler insanlara iniyor. Allah'ın en büyük rahmeti. Allah'ın en büyük rahmeti Kur'an. Çünkü bizi tanıtıyor. Ferdi de, aileyi de, toplumu da, devleti de en üstün değerlerle, hikmetlerle tanıştırıyor. Onlara erdemi, fazileti, medeniyeti öğretiyor. Bu Kur'an. Yukarıdaki ayetle dikkat ederseniz ne demişti? ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Ve sohbetimizin başında bu temel değerlerin, bu bütün dünyada genel geçer evrensel değerlerin, hikmetin, hak hukuku, faydanın neler olduğunu söylemiştik. Tekrara zamanımız yok. Ama aynı ayetler bir kısım insanlara indiği zaman o bir kısım insanlar bunlardan hiç faydalanmıyor ve Kur'an okundukça nefretleri artıyor. Kaçıyorlar. Nüfur ürkerek kaçmak demektir. Nefretle kaçmak demek. Buyurun. Şimdi burada insanoğlunun psikolojik yapısının en temel noktasına, bam teline dokunuyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ön yargı diyorlar. Peşinlik. Bakış açısı. Nereden bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Aynı ayet, aynı kitap bir kısım insanlara evrensel değerler veriyor. Hak hukuku tanıtıyor. Yüceltiyor onları ama aynı ayetler bir kısım insanlar tarafından nefretle karşılanarak terk edilip gidiliyor. Acaba bunlar ne diyor bu Kur'an diye ön yargıyı atarak, peşin hükmü atarak, aklını başına alarak bir okumuş ve üstünde düşünmüşler midir? Allah'ınızı seversen, bugün havlayan itlere söylüyor. Bu Kur'an'a çöl kanunu diyenler, Kur'an'ın okullarda ders olarak okutulmasına karşı çıkanlar, hayatımızda kutsal istemiyoruz diyenler, biz her şeyi göklerden inen hurafelerden değil, aklımızla, ilmimizle, kendi irademizle yaşamak istiyoruz diyenler, biz özgürlüğümüzü ne Allah'a, ne peygambere, ne kitaba satmayız. Biz özgür insanız, hiçbir şey kutsal tanımayız diyen insanlar, Kur'an'ın içinde ne olduğunu bir kere okumuşlar mıdır sizce? Bu düşmanlık bilerek midir? Bağrımıza hançer saplanıyor. Bırak siz onu. Bırakın siz onları. Şu ben Müslümanım diyen insanlar Kur'an'ı okuyorlar mı acaba? Hey, üniversite mezunları. Kaç kere bu Kur'an'ın baştan sona bir kere tercümesini okudunuz? 300 sayfalık bir kitap. Lise mezunları, siz, dinsizi, imansızı bıraktık. Müslümanlar, siz kendiniz üstünde dura dura, düşüne düşünüzü, elinizdeki o özel kalemlerle altını çize çize, anlamadığınızı hocalara sorarım ya da bir tefsirden alır, daha geniş anlatan kitaplara bakarım. Bak, böyle altını çize çize, kaç sefer Kur'an okudunuz?
Hazreti Muhammed bunun için canını verdi. Bunun için bu kadar şehitler canını verdi. Biz buna iman ederek Müslüman oluyoruz. Allah bunun içerisinde bize vahyetti, kelam söyledi. Aklımızı başımıza alarak dünya saadetini elde etmemizi bu Kur'an, bu saadet prensipleri, ilkeleri, kanunlar bu kitabın içinde. Ne diyor Allah? Ne diyor Allah? Bu kitapta ne diyor diye Allah Celle Celaluhu. Bunu öğrenmek için kaç tane Kur'an eskittiniz, okuyarak yıprattınız? Bu Müslümanlar niye böyle gavurların çizmesi altında eziliyorlar? Okyanusların ötesinden gelip, memleketler ötesinden gelip Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya burada bizi vuruyor. İçimizde bizi vuruyor. Kendi çocuklarımızı alıyor. Kendi dininde, imanında yetiştiriyor. Anarşist ve terörist ediyor. Dine, imana küfrettiriyor. Suriye'de cayır cayır bir ülkeyi yapıyorlar. Kaçacak delik arıyor insanlar. Irak'ı paramparça ettiler. Afganistan paramparça. Bengal'da tehlikede. Yemen acından ölüyor. Sudan aç. Afrika aç. Niçin? Allah'ın kitabını terk ettikler için. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah buyurdu ki, şu Kur'an sarkıtılmış bir ipti sizi kurtarmak için. Sıkı sıkı sarılın. Görüş birliğine varın burada. Ayrı ayrı görüşlere, fikirlere gitmeyin dedi. Siz İslam fikri, onun aziz hukukunu bıraktınız. Yok mu komünistlik, yok mu sosyalizm, yok mu faşistlik, yok mu materyalizm, yok mu eksistansiyalizm, yok mu bilmem nedir, nedir, nedir. Ne varsa gittiniz. Ey Müslümanlar! Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmak için elinize bir abdest alarak Kur'an'ı alın ve okumaya çalışın. Barışın Kur'an'ı. Allah nasıl bir insan istiyor? Nasıl bir Müslüman istiyor? Kur'an'dan okuyun ve başım üstüne Semina ve Ata'na diyor. İşittik ve itaat. Gufraneke Rabbana, yaparken bu işleri bir kusurumuz olursa Allah'ım affettim. Evinizde duvarlarınıza astığınız Kur'an'ı indirin, elinize alın. Arapça bilmiyorsanız kenarında Türkçesi var. Okuyun, anlamaya çalışın. Anlamadığımız olur. Onu da hocalara, bilenlere danışalım. Fezkuru. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Siz bilmiyorsanız bilenlere sorunuz diyor Allah Celle. Allah neden bahsediyor? Bu Allah'a büyük buhtan iftira atanlar Allah Celle Celaluhu insanlara yol göstermek, akıllarını çalıştırmak, üstün değerleri öğretmek, hikmetleri öğretmek, dünyada mutluluk yollarını kendilerine öğretmek için indirdiği Kur'an'ı işittikleri zaman Müslüman olan onu alır ve öyle olur. Ama Müslüman olmayanlar ne diyor? Nefret de ondan uzaklaşır ve kaçar. Biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ümmet-i Muhammed biz niye kaçıyoruz Kur'an'dan? Kul de ki hadi Kur'an'dan kaçanlara de ki لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَا sözünü dinleyeceğiniz başka bir ilah olsaydı Allah'tan başka كَمَا يَقُولُونَ siz öyle diyorsunuz. Karşısındaki müşrik Araplar o günün peygamberimize böyle diyorlar değil mi? Sadece Kabe'nin içinde 360 put demiştik.
Her evde put var, her dağda put var, her beldenin putu var. Kema yekulun, öyle diyorlar. İzen o zaman laptagau ila zil arşi sebila, bunlar zil arşa sebil, yol ararlardı. Hep her biri ayrı bir yol edinmeye çalışırlardı. Bu, evet, Allah'tan başka ilahlar olsaydı onların dedikleri gibi, hiç şüphesiz ki bu ilahlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için çareler arayacaklar. Arş işte bir kürsü demektir. Mesela bu bizim vaaz kürsüsü gibi. Kürsü Türkçemizde buna koltuk derler. Siz çok iyi bilirsiniz. Koltuk davası derler. Koltuk nedir? İktidar alametidir. Hükümdar bir memleketin idarecisinin koltuğu olur. Koltuk deyince o var. Arş Allah'ın koltuğudur. Yani Allah'ın bir koltuğu yok. Hükümranlığını, hakimiyetini, uluhiyetini gösterdiği yüce bir makam. Eğer Allah'tan başkaları olsaydı o arşı, yani o hükümranlığı ele geçirmek için her şeyi yaparlardı. O zaman ne olurdu? Siz düşünün ne olurdu? Bu memlekette iki tane cumhurbaşkanı olsaydı ne olurdu? Bu şehirde iki tane vali olsaydı ne olurdu? Bu mahallede iki tane muhtar olsa ne olurdu? Bir evin içinde iki tane baba olsaydı ne olurdu? Osmanlı tarihinde diyelim ki Yıldırım Bayezid öldü. Timurlenk'le. Geriye kalan oğulları sen koltuğa oturursun, ben koltuğa oturursun diye yıllarca süren birbirleriyle savaştılar. Fetret devreti deriz, o bir duraklama devresi geçirdik. O fetret devresinde kardeş kardeşi yedi. Onun için Fatih iyilik ya da kötülüğü tartışsın tarihçiler, hukukçular. Dedi ki bir padişah öldüğü zaman evlatları birbirleriyle kavgaya tutacaklar. Kendi koltuğunun için onun ordusu olacak, bunun ordusu olacak. Bu ordu, binlerce ordu birbirlerini yiyecek, ölecek, kan dökülecek. Böyle olacağını evladım öldürülsün, kanı akıtılsın. Bir kişinin, iki kişinin kanı akıtılsın. Müslümanların kanı birbirleriyle yok yere akıtılmasın diye kim paşa geçerse kardeşlerini öldürebilir diye kanun çıkarttı. Kardeş katli meselesi var ya bu yüzden. Niye biliyor musunuz? Osmanlı diyor ki ben evladımı öldüreyim. Tek benim 2-3 evladım yüzünden bu ümmet-i Muhammed'in çocukları savaşarak birbirlerini öldürmesinler. Ne demek istiyoruz? Ezan okundu mu? Bitirelim öyleyse. Bir memlekette birden fazla koltuk ve birden fazla hükümdar olursa birbirlerinden o koltuğu elde etmek için savaşırlar. Peki yeryüzünde Allah'ın iktidarını bir başka tanrı arş-ı alayı ele geçirip oturabilmiş mi? Hayır. Nereden anlıyoruz? Gökyüzünde bir fesat var mı? Allah güneşe emir buyurmuş. Buradan doğuyor, buradan batıyor. Var mı bir kargaşa? İlkbahar, yaz var mı bir kargaşa? Gece ve gündüz var mı bir kargaşa? Ağaçların zamanı gelince çiçek açıp meyve vermesinde var mı bir kargaşa? Allah bu kainatı ilk gününde nasıl yaratmışsa aynen devam ediyor. Bir başka hükümdar, bir başka ilah, bir başka tanrının sözü geçmiyor. Sadece Allah var. Eğer Allah'tan başka bir tanrı olsaydı yeryüzü fesada giderdi. Gitmediğine göre o zaman hep beraber diyelim bugün, buyurun, La ilahe illallah Muhammedun Resulü. Lillahi'l-Fatiha.